İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Gazeteci yazar Ayhan Ongun'un hazırlayıp sunduğu Kent TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Açık Görüş programının son konukları 5 siyasi partinin Muğla milletvekili adayları oldu. Tüm siyasi partilere yapılan davetin ardından Cumhur İttifakı üyesi AK Parti ve MHP adaylarının mazeret beyan ederek katılmadığı programda vekil adayları 24 Haziran seçimlerine ilişkin görüşlerini açıkladılar. Oasis AVM toplantı salonunda gerçekleştirilen ve CHP Muğla milletvekili adayı Mürsel Alban, İyi Parti adayı Metin Ergun, HDP adayı Sultan Özcan, Saadet Partisi adayı Ömer Uludağ'la Vatan Partisi adayı Günal Dağ'ın konuk olarak katıldığı programı çok sayıda izleyici de stüdyodan takip etti. Türkiye'nin hangi koşullarda seçimlere gittiğini anlatan konuşmacılar, o hal koşullarında adil olmayan bir ortamda yapılan seçimler öncesi Türkiye'nin ekonomisinin çöktüğünü, uluslararası ilişkilerde itibar kaybettiğini, bu olumsuz durumu sürdürülemez olduğunu, 24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye'nin normalleşebileceğini ifade ettiler. Seçim beyannamelerinde öne çıkan konuları izleyicilerle paylaşan milletvekili adayları daha çok ekonomi ağırlıklı projelerini tanıttılar. Millet İttifakı içerisinde yer alan CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi vekil adayları mecliste çoğunluğu alacaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin büyük olasılıkla ikinci tura kalacağını ve mutlak surette muhalefetin adayının Cumhurbaşkanı seçileceğini iddia ettiler. HDP adayı Cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ın haksız yere cezaevinde tutulduğunu, bu nedenle eşit koşullarda bir yarış olmadığını ama buna rağmen barajı aşacaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimine ikinci tura kalırsa muhalefetin adayını destekleyeceklerini belirtti. Ana dilde eğitim konusunda İyi Parti temkinli yaklaşıp Vatan Partisi adayı kesinlikle karşı çıkarken kendi adaylarının Cumhurbaşkanı seçileceği ve milli hükümetin tek çözüm yolu olduğu iddiasını ısrarla sürdürdü. Saadet Partisi dışında diğer tüm partilerin adayları 24 Haziran sonrası demokratik parlamenter sisteme geçileceğini belirtirken Saadet Partisi adayı ise yetkileri açık ve net belirtilmiş denetlenebilir bir başkanlık sistemini kabul edebileceklerini söyledi. HDP'nin kadın ağırlıklı bir listeyle seçimlere hazırlandıkları söylemine karşın, İyi Parti adayı Ergun ise bir kadının belirlediği listeyle seçime gittiklerini, Türkiye tarihinde ilk kez bir kadın cumhurbaşkanını göreve getireceklerini iddia etti. CHP adayı Mürsel Albansa, hukuk ve adalet sorununu öncelikli hedef olarak önlerine koyduklarını, toplumsal barışı sağlamakta kararlı olduklarını söyledi. Yaklaşık 2,5 saat süren programın tekrar yayınını pazartesi günü 12, çarşamba günü ise 14 haberlerinin ardından izleyebilirsiniz.